Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 11. sınıf konularımıza devam ediyoruz. 7. üniteye geldik. Konumuz nedir hocam? Şimdi 7. ünitede tiyatro konusunu işleyeceğiz. Tıpkı 9 ve 10. sınıfta olduğu gibi. Ama burada tiyatroda neler var 11. sınıfta? 1923-1950 arası tiyatrodan bahsedeceğiz. 1950-1980 arası tiyatrodan bahsedeceğiz. Arkasından dünya edebiyatında tiyatrodan böyle kısaca bir bahsedeceğiz. Temel tiyatro terimlerini anlatacağız. En sonda arkadaşlar kitabınızda da yer alan bazı yazarların biyografilerinden bahsedip bu üniteyi ne yapacağız? Bitireceğiz. Evet. Cumhuriyet döneminde tiyatro 1923-1950 arasındaki dönem. Bakalım bu dönemde tiyatroda ne gibi gelişmeler yaşanmış? Onun öncesinde acaba 1923'e gelene kadar ne oldu? Hemen kısaca onu bir özetleyelim değerli gençler. Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu dediğimiz neydi onlar? Orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunları, Hacivat Karagöz. Bunlar yüzyıllardır zaten varlığını sürdürmüştü ama ilk tiyatro, batılı anlamda ilk tiyatro ne zaman yazılmıştı? Tanzimat döneminde yazılmıştı. Şinasi'nin Şair Evlenmesi sahnelenen ilk tiyatro da Namık Kemal'in Vatan Yahut Silsilesi'ydi. Ve Tanzimat'ın özellikle ilk dönemde tiyatroya büyük önem verilmişti değerli gençler. Daha sonra yasaklarla beraber maalesef tiyatro gerilemiş. Milli Edebiyat döneminde ise yerli tiyatro namına gelişmeler yaşanmıştı. Ve tüm bunların neticesinde Cumhuriyet dönemi tiyatro türünün esas itibariyle geliştiği dönemdir edebiyatımızda. Ne yazıyor burada Nagihan, okur musun? Cumhuriyet döneminde devlet konservatuarlarının, devlet tiyatrolarının, şehir tiyatrolarının açılması, özel tiyatro gruplarının oluşmasıyla tiyatroda çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Yani buradaki en önemli şey bir kere devlet konservatuarları, ki devlet konservatuarlarıyla beraber hem oyuncu yetişmiştir, hem tiyatro yazarları yetişmiştir. Devlet tiyatroları açılmış ve Türkiye'nin pek çok şehrinde devlet tiyatro açılmış. Halkın da tiyatroya olan ilgisi bu dönemde ne yapmıştır? Artmıştır ve ilerleyen yıllarda özel tiyatrolarda devreye girmiştir. İkinci madde. Bu dönemde Batı tiyatrosu örnek alınarak trajedi, komedi, dram türlerinde eserler yazılmış. Müzikli, danslı, benzetmeci, göstermeci, epik tiyatro örnekleri verilmiştir. Tabii ilk yıllarda özellikle komedi, dram, trajedi türünde tiyatrolar yazılırken ilerledikçe bunlar zaten müzikli tiyatrolar, danslı tiyatrolar, biraz göstermeci, tabii epik tiyatro örnekleri de verilmeye başlamıştır ki ilerleyen şeylerde epik tiyatrodan biraz bahsedeceğiz. Ve çağdaş tiyatro anlayışı kurumsal hale ne yapmıştır? Gelmiştir. Bununla beraber modern tiyatro salonları, yeni eserler, sahne tekniği, makyaj, kostüm de epey gelişmiştir Cumhuriyet döneminde değerli gençler. Tabii Cumhuriyet döneminde tiyatro derken burada bir ismi anmadan geçemeyiz değerli gençler. O isim kimdir? Muhsin Ertuğrul'dur. Yani Türkiye'de bir tiyatrodan, modern bir tiyatrodan bahsediyorsak, batılı bir tiyatrodan bahsediyorsak bunu kuran kişi aslında kimdir? Muhsin Ertuğrul'dur. Sanırım Türkiye'de tiyatronun babası demek de çok abartılı bir şey olmaz. Evet. 1923-1950 arasında tiyatroda peki neler işlenmiştir? Yani 50 yılına kadar olan süreçte oyunlarda neler işlenmiştir? Bakacak olursak değerli gençler, Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında araç olarak kullanılmıştır. Normal neden? Olarak. Tabii ki yani şimdi yeni bir ülke kurulmuş, sistem tamamıyla değişmiş, inkılaplar var, yenilikler var. Bunların da halka ne yapılması lazım? Anlatılması lazım ki tiyatro gerçekten çok işlevsel bir sanat türü. Neden? Çünkü o yıllara baktığımız zaman Nagihan zaten okuma yazma oranı düşük. Yani siz orada halka, oradaki halkın tamamına böyle yazıyla bir şeyler anlatmanız güç Cumhuriyet'in ilk yıllarında. En güzeli nedir? Tiyatroyla sahnede canlandırarak aslında bu kavramları da halka aktarmaktır ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro bu işleviyle ne yapılmıştır gençler? Kullanılmıştır. Anadolu'ya yönelimin yoğunlaştığı bu dönem tiyatrosunda Kurtuluş Savaşı yılları, Türk tarihi, batılılaşma, eski yeni çatışması sıklıkla işlenen temalardır. Hatta burada Nagihan yeni bir ülke kurulduğu için böyle Türklük bilinci, milli bilinçle uyandırılmaya çalışılmıştır ilk dönem tiyatrolarında. Evet. Cumhuriyet'in ilk dönem tiyatrolarında. Peki bu dönemin başlıca eserleri nelerdir? Baktığımız zaman Müsahipzade Celal'in Fermanlı Deli Hazretleri, İbnü'r Refik Ahmet Nuri 8.'nin Hisse-i Şahiya, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun İnanmak, Reşat Nuri Güntekin'in Taş Parçası, Nahit Sırrı Örik'in Sönmeyen Ateş, Faruk Nafiz Çamlıbel'in Akın,
Ki bu Akın oyunu işte o milli duygular, Türklük duygularının ön plana çıkartıldığı bir oyundur. Münir Hayri Egele'nin Bay Önder, Yaşar Nabi Nayır'ın İnkılap Çocukları adlı eserleri özellikle 23-50 arasındaki dönemde ön plana çıkmıştır. Şimdi Nayan 23-50 arasını aktarmış olduk. Şimdi geliyoruz neye? 1950-1980 arasındaki döneme geliyoruz. 1950 sonrasında tiyatro teknik açıdan ilerlemiş, yazar sayısı iyice ne yapmıştır? Artmıştır. Ha, bunun nedeni nedir? Tabii ki o Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla beraber hem devlet konservatuvarlarının daha işlevsel hale gelmesi, üniversitelerde tiyatro bölümlerinin olması, okuma yazma oranının artmasıyla arkadaşlar tiyatroda oyun yazarı sayımız bir hayli artmıştır. Kimi yazarlar birey sorunlarından toplumsal sorunlara geçiş yaparken, kimi yazarlar toplumsal sorunlardan kişiye inmiş, kimileri evrensel konuları ele almıştır. Artık yani konular burada, çeşitleniyor. Yani burada artık yazar sayısı arttığı için arkadaşlar, kimi yazarlar toplumcu gerçekçi bir çizgide eser veriyor, kimisi daha çok bireysel psikolojik, kimisi de daha evrensel hümanist boyutta eserler veriyor. Demek ki konular epey ne yapmış? Çeşitlenmiş. Çeşitlenmiş, evet. Peki neler daha çok ön plana çıkmıştır dersek, eğitim sorunları ön plana çıkmış, kuşaklar arası, kentli köylü arası eğitim farkı çatışmaları işlenmiştir. Yani kuşaklar arası çatışma, kentli köylü çatışması toklukla oyunlarda kendisini ne yapıyor? Gösteriyor. Bununla beraber ebeveyn çocuk, kadın erkek, ağa köylü, imam öğretmen gibi çatışmalar üzerinde de ne yapılmıştır? Durulmuştur değerli gençler 1950-1980 arasında. 60-80 arasında ise yani 50'ye bir 10 yıl eklediğimiz ise tiyatroda bir atılım göze çarpar. Burada özellikle 60'lı yıllarda Nagihan zaten 68 kuşağıda dediğimiz ki Türkiye'de 1961 anayasası çok özgürlükçü bir anayasadır. O anayasayla beraber özgürlük ortamında özellikle sol düşünceler Türkiye toplumunda da yaygınlaşmaya başlamış. Dolayısıyla tiyatro oyunlarında da işçi sorunları, Almanya'ya gidenlerin kültür çatışmaları eserlerde ne yapılmıştır? İşlenmiştir ki o dönemde Almanya'ya çok göç verdik değerli gençler. 1960-1980 arasında Türk tiyatrosunda yeni türlerde de eserler verilir. Bunlardan mesela epik tiyatro ve absürt tiyatrodan kısaca bahsedecek olursak değerli gençler, epik tiyatro bahsetmek ister misiniz? Yani Brecht'in öncülüğünde oluşmuş bir akım diyebiliriz epik tiyatroya. İlk örneğinde. Bu arada niye soruyorum? Bilmeyenler için. Nagihan öğretmeniniz tiyatroyla ilgilendiği için soruyorum değerli gençler. Evet, Bertolt Brecht'in toplumcu gerçekçi çizgide oluşturulan bir tiyatro örneğidir. Epik tiyatroda izleyicilerin de oyuna katılması sağlanabilir ve sahnede canlandırılanlar üzerine izleyicilerin düşünmesi istenir. Yani biz burada sadece film gibi oyun oynamıyoruz. Siz de olayın içine katılın ve düşünün. Yani oyuncunun önünde görünmez bir perde olduğu düşüncesi vardı. Biraz onu yakıp işte o perdeyi kaldırıp seyirciyle birebir ve orada bir derdi olan tiyatro da diyebiliriz. Epik tiyatroya. Absürt tiyatro ise arkadaşlar, absürt demek zaten saçma demektir. Yani böyle saçma derken ya saçma sapan tiyatro anlamında değil. Yani böyle saçma durumların iç içe olduğu, kafa karışıklığı bir nevi yaratabilecek tiyatro türüne biz ne diyoruz? Absürt tiyatro diyoruz. Keşanlı Ali Destanı Haldun Taner'in epik tiyatro türündeki en önemli eseridir. Güngör Dilmen'in Canlı Maymun Lokantası da absürt tiyatronun önemli bir örneğidir Türk Edebiyatı'nda. Güngör Dilmen de önemli bir yazarımızdır. Evet. Geliyoruz dünya edebiyatında tiyatroya değerli gençler. Tabii tiyatronun batılı anlamdaki kökenleri eski Yunan'a dayanır. Eski Yunan'daki özellikle dini törenlerde Dionysos, yani burada Babozum, oradaki törenlerde tanrılar için oyunlar sergilenir ve tiyatronun kökeni de oraya dayanır değerli gençler. Yüzyıllar içinde farklı türler ayarlak gelişimi sürdürmüştür. Eski Yunan edebiyatında burada ön plana çıkan abilerimiz Aeschylus, Sofokles, Aeschylus'un Zincire Vurulmuş Prometheus, Sofokles'in Kral Oidipus gibi eserleri önemlidir değerli gençler ki bu abilerimiz trajedi türünde eserler vermişlerdir. İngiliz edebiyatında tabii ki olmazsa olmaz Shakespeare'imiz var. Romeo ve Juliet, George Bernard Shaw'ın Kırgınlar Evi, Samuel Beckett'in Mutlu Günler. Fransız edebiyatında Racine'in Andromache, Corneli'nin Legit, Molière'in Cimri, Victor Hugo'nun Hernani adlı eserleri. Alman edebiyatında Schiller'in William Tell, Goethe'nin Faust. Faust çok güzel eserdir bu arada. Bertolt Brecht'in Evet Diyen Hayır Diyen. Norveç edebiyatında Henrik Ibsen'in Bir Bebek Evi, Yaban Ördeği. Rus edebiyatında Gogol'ün Müfettiş, Çehov'un Üç Kız Kardeş adlı oyunları dünya edebiyatının tanınmış tiyatro eserleridir. Bu noktada bir soru sormak istiyorum sana Nagihan. İzin var mı? Yok, şunu merak ettim. Şimdi Alman edebiyatı, Norveç edebiyatı dedik ya. Şimdi bu tiyatroda da ekoller ülkelere göre var mı? Mesela bir Alman tiyatrosu.
Yunan tiyatrosu, Norveç tiyatrosu, öyle bir net bir farklılık var mı? Yani mesela Alman deyince direkt aklımıza Brecht geliyor aslında. Yani daha benim çok aklıma epik tarz. Gelen epik tarz geliyor ama işte yani şu anki tiyatroya baktığımız zaman daha evrensel bir durum var aslında. Daha evrensel sahnelenme teknikleri var. Farklı düşünceler var. İşte 4-5 temel akım üzerine şu an yeniler, yeni şeyler ekleyerek devam ediyorlar. Şu anda zaten daha evrenselleşmiş durumda. Daha evrenselleşmiş durumda ama tabii ülkelerin kendi anlayışları da göze çarpıyor. Evet. Şimdi geliyoruz temel tiyatro terimlerine. Değerli gençler, bunları zaten 9. sınıfta da görmüştünüz. 11. sınıf kitabında da bunlar var. Hemen kısaca bunlardan da bahsedelim. Sınavlarda karşınıza çıkabilir. Adaptasyon demek, yabancı dille yazılmış bir oyunu yerel koşullara uygun biçimde kendi diline çevirme. Daha da önemlisi zaten bu nedir? Uyarlamadır değerli gençler. Tıpkı dizi, yabancı dizilerin Türkiye uyarlaması olduğu gibi. Aksesuar, oyuncunun dekor gereği kullandığı eşyalar, dekora yardımcı sahne eşyalarına biz aksesuar diyoruz. Dekor zaten oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık, eşya gibi araçların hepsi. Tamamına, yani sahnedeki şeylerin tamamına evet. Değil mi? Dekor diyoruz, oyuncu hariç. Diyalog, oyundaki iki ya da daha çok kişinin konuşması. Figüran, genellikle tiyatro ve sinemada konuşması olmayan veya konuşması çok az olan rollere çıkan kimse. Demek ki konuşmalı figüranlar da var, konuşmasız figüranlar da var. Jest, el, kol ve beden hareketleri. Kostüm, zaten oyunda rol gereği giyinen kıyafetler. Kulis, sahne gerisinde oyuncuların oyuna hazırlandıkları ve sahneye çıkış sırasında bekledikleri kulis yer. Kulis de karışıyor aslında, işte dediğim gibi. Kulis sadece o oyuncuların hazırlandığı oda gibi algılıyor. Aynı zamanda dedikoduların da yapıldığı falan. O sahnenin arkasındaki koridora kadar, yani görünmeyen bütün alan aslında kulis olarak geçer. Perdenin arkası, her taraf kulis. Aynen öyle. Fuaye var. Fuaye ne? Fuaye o var giriş mı? Kısmı. Tamam. Yani oyunu beklerken ki şeyler mi? Evet. Makyaj, oyuncunun rolüne uygun olarak yüze şekil verme, yüzü boyama işlemi. Mimik, duygu ve düşünceleri yüz ifadeleriyle yansıtma işlemi. Monolog zaten tek kişinin kendi kendine konuşması. Pandomim, düşünceleri ve duyguları kimi kez müzik, kimi kez çeşitli eşyalar eşliğinde, kimi kez dansla, evet öğretmeninizin yaptığı gibi gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan sözsüz oyun. Perde zaten bir tiyatro eserinin büyük bölümlerinden her birine ne denir? Perde denir. Mesela eski Yunan'da, klasik tiyatroda ne vardı gençler? 5 perde sınırı vardı mesela. Piyes, oyun zaten. Replik, oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz. Aynı zamanda oyunda karşıdakinin sözüne verilen yine karşılama sözü nedir? Repliktir. O zaman ya mesela oyundaki tüm konuşmalara biz replik diyemiyor muyuz? Diyebiliyoruz aslında. Evet. Ya yani uzun kısımlar, tek kişinin çıkıp işte uzun konuştuğu kısımlar tirat olarak geçer. Ama işte karşılıklı konuşmamızda sıra sana geçtiğinde mesela repliktir. Ha, anladım. Yok, şimdi ben sana sorduğum zaman ben anladım olayı. Şimdi adam mesela birkaç cümlelik bir konuşma yapıyor. Onun sonuncusu replik oluyor. Aynen. Diğerinin de ilk söylediği replik oluyor. Tamam, anladım. Rol, canlandırılan kişiliği ortaya çıkaran söz ve davranışlara ne diyoruz? Rol diyoruz. Aman. Sahne, bir tiyatro metninde baş oyuncusunu ya da önemli kişilerin yönelişlerini başlatıp bitiren kesme sahne denir. Suflör, can kurtaran, perde gerisinde oyunu metinden takip eden ve unutulan sözleri fısıldayarak oyunculara hatırlatan görevli. Şu anda suflörler hala var mı? Yayılır mı? Yani olabiliyor. Devlet tiyatrolarında muhtemelen vardır, kullanılıyordur ama. Kadrolu suflör. KPSS'yle atanıyor bunlar. Ama artık çoğunlukla benim gittiğim birçok oyunda suflör kullanılmıyor. Evet, unutursan diyorsun, hak getir, öyle devam et. Tirat. Oyunda kişilerin birbirine karşı söylediği uzun soluklu, coşkulu sözlere ne denir? Tirat denir değerli gençler, ki oynaması zordur büyük ihtimalle. Tülaat ise metin dışı o an akla geldiği gibi hareket etme, söz söyleme, doğaçlama ise biz ne diyoruz? Tülaat diyoruz. Yazılı metne bağlı kalmadan oyun sergileniyorsa o tülaattır. Evet. Şimdi geldik son kısma değerli gençler. Bu son kısımda bazı yazarlardan, tiyatro yazarlarından bahsedeceğiz. İlk kimmiş Nagihan? Müsahipzade Celal. Evet, okuyalım ben. Meşrutiyet Tiyatrosu ile Cumhuriyet Tiyatrosu arasında bir köprü olmuştur. Meşrutiyet Tiyatrosu dediğimiz işte Osmanlı'nın o son yılları, o işte Kurtuluş Savaşı'ndan önceki dönem falan, arkasından Cumhuriyet dönemi geliyor. İşte bu aradaki geçişi sağlayan abimiz kim? Müsahipzade Celal. Ki Müsahipzade Celal yerli tiyatronun oluşmasında büyük emeği vardır. Neden özellikle yerli tiyatro diyoruz değerli gençler? Çünkü o dönemden ve öncesi Tanzimat'tan itibaren aslında tiyatroyla daha çok gayrimüslimler ilgilenmiştir. İşte Ermeni vatandaşlarımız, Rum vatandaşlarımız, çünkü kadın oyuncular zaten Müslüman oynayamıyor. Ama işte bu meşrutiyetle beraber Türk tiyatrosu, yerli tiyatroda yavaş yavaş gelişmeye başlamış. Buna önderlik yapan kişi de kimdir? Müsahipzade Celal'dir. Eserlerinde geleneksel tiyatrodan mecburen yararlanmış. Ve sana oku dedim, yine ben okuyorum. Devam. Saray ve konak yaşamını, töreleri, ticari hayatı eleştirel, mizahi bir tutumla yansıtmıştır. Evet, eserlerine bakacak olursak ki sınavlarda karşınıza gelebilir. Köprülüler,
Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaros Kadısı, Lale Devri gibi eserler vardı. Ben şuradan unutmam kimi? Mesela. Müsahip Sade Celal köprü oluşturmuştu iki şey arasında. Evet. Köprülüler diye de eseri var diye. Güzel. Nagihan Kayan'la Hafıza Teknikleri yakında kanalımızda. Evet. Şimdi gelelim Nahit Sırrı Örik'e. De okuyalım. Hiçbir edebi akım ve topluluğa katılmadı. En güzeli yani bağımsız. Evet, kendi nevi şahsına münasır bir şekilde abimiz. Eserlerinde yakın tarihe eleştirel bir gözle bakmış, dönemin siyasi olayları nedeniyle karşı karşıya gelen insanların çatışmalarını yansıttı. Evet, yani burada bir kere yakın tarihe eleştirel bir gözle bakması, bir de tabii insanların siyasi... Evet. Çizmi yazmıyor canım. Evet, neyse bir şey olmaz. Siyasi olaylar nedeniyle karşı karşıya gelen insanlar, siyasi düşüncelerin farklılıkları onları işlemiştir. Nahit Sırrı Örik, Sönmeyen Ateş, Muharrir, Alın Yazısı adlı eserleri vardır. Nahit Sırrı Örik'in. Evet. Geliyoruz bir diğer önemli abimize. Kim o? Cevat Fehmi Başkurt. Evet. İçinde yaşadığı toplumun sorunlarını, çelişkilerini, değişimlerini, kültürel çatışmalarını eserlerinde yansıttı. Demek ki bir toplumcu tavrı var. En azından yaşadığı toplumu gözlemleyip eserlerini oluşturmuş. Evet. Önemli bir bilgimiz var. Yurt dışında oyunu sahnelenen ilk yazardır. Evet. Altını Paydos. Paydos adlı eser yurt dışında oyunu yurt dışına sahnelenen ilk oyundur. Bunun yazarı da Cevat Fehmi Başkurt'tur. Buzlar Çözülmeden adlı oyunu da son derece önemlidir. Hatta iki defa sinemaya uyarlanmıştır. Bunlardan en bilineni Kemal Sunal'ın oynadığı. Sen de hatırlarsın Nagihan, bir kasabaya gidiyor kaymakam olarak, tamam mı? Kendisini kaymakam olarak tanıtıyor. Tabi buzlar çözülmeden şey yok. Hep de kar yağdığı için kimse dışarı çıkamıyor. Yani yollar kapanıyor. Herkes onu kaymakam zannediyor. Hatta filmin adı Deli Deli Küpeli. İşte o Buzlar Çözülmeden adlı oyunun sinema uyarlamasıdır değerli gençler. Geliyoruz bir de Fransız edebiyatından ünlü bir trajedi yazarına. Kimmiş o? Racine. Fransız klasik trajedinin usta yazarıdır. Aklı ve erdemi ön plana alır ki zaten klasisizmde akıl, sağduyu, erdem ön plandadır. Değerli gençler, bunu yansıtır. Andromak, Büyük İskender adlı eserleri vardır. Kimin? Racine'in. Evet, böylelikle arkadaşlar bir ünitenin daha sonuna geldik edebiyatta.